büyük bir ihtimalle bana patladı gibi geliyor. Öyle bak. Dışarıda karşılaştık mı seninle? Karşılaştık. Nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Nereden geliyorsun abi? Gaziantep'ten. Söylüyor musun normalde bir yerlerde böyle bir onu öğrenelim. Türk evlerinde düğün vesaire. Düğünler. Gidiyorum yani programlara çıkıyorum. Bak ben ne hissettim biliyor musun? Aslında yine aynı his. Yani bu his hep iyi birisi söyleyince iyi söylüyor. Evet. Yani iyi söylüyorsun. Yani başka aslında üzerine konuşacak hiçbir konu yok yani. Hani buradaki 1000 kişiye, stüdyo dışındaki ekran başındakilere sor nasıl söyledi? Bak mükemmel söyledi. Yani çok iyi söylüyor. Teşekkürler, çok sağ ol. Ama ne mesela beni döndürmeyen his şu oldu. Bazı arkadaşlar Türk halk müziği ya da bir şarkı, türkü seçtiklerinde içinde biraz daha oynuyorlar, çıkıyorlar, iniyorlar. Ve biz orada yani ben yani siz daha önce, ben de şimdi daha yeni kendime bir şeyi görüyorum orada. Ya bu kısmı böyleyse, bu kısmı da böyleyse, şu kısmı da böyleyse bunu ileride beraber çalışırsak daha acayip işlerde kullanılabilir. Evet. Ama mesela öyle bir şey... Türkü çok güzel türkü. Herkesin sevdiği, beğendiği türkü. Herkes alkışlayabilir bu türküyü. Mükemmel bir şey. Keşke senin belli ki çok büyük bir Türk halk müziği haznen vardır mesela. Değil mi? Evet, öyle. Yani keşke alkışa değil de acaba enteresan bir şeye oynayıp oradan patlatsa mıydın işi? Çünkü bu ses bunu yapar abi. Yani %1000 yapar, ben sana söyleyeyim. Başka türkü mü okusaydın diyorsun? Başka bir şey okusaydım bence. Yani içinde daha rahat salınabileceğin, hareket edebileceğin, daha gırtlak namesi çıkıp inebileceğin, eğlenebileceğin içinde bir şey olsaydı. Teşekkürler dinledim. Çok sağ olun. Sen bir şey söylemek ister misin? Yani sizi görmek bana bir gurur verdi. Bu ilk başta benim için çok önemli bir şey. Benim söyleyebileceğim tek şey bu yani. Burada olmam zaten benim için bir onurdur. İyi ki varsın. Teşekkürler. Siz de öylesiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.